Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça 2 kitabı 1. ünitenin alıştırmalar ve sorular kısmındayız. Alıştırmalar. 1. alıştırma, aşağıdaki boşlukları sütundaki fiillerin uygun muzari çekimleriyle doldurunuz. Yemurru, nahnu ile nemurru şeklini almış. Yefirru, nahnu ile nefirru şeklinde. Nahnu neşukku. Nahnu neruddu, nahnu nesurru, nahnu nadillu ve nahnu nemellu şeklinde doldururuz 1. sütunumuzu. Ente ile yemurru nasıl gelir? Ente temurru, ente tefirru, ente teşukku, ente teruddu, ente tesurru, ente tadillu, ente temellu şeklinde. Enti yemurruyla, enti temurrine, enti tefirrine, enti teşukkine, enti teruddine, enti tesurrine, enti tadilline, enti temelline şeklinde doldururuz. Ene yemurruyla, ene emurru, ene efirru, ene eşukku, ene eruddu, ene esurru, ene adillu, ene emellu şeklinde. Hunne yemurne veya hunne yemrurne, iki şekilde idgamlı ve idgamsız yapıları göz önünde bulundurarak iki şekilde telaffuz edebiliriz. Hunne yefirne veya hunne yefrirne, hunne yeşukne veya hunne yeşkukne, hunne yarudne veya hunne yardudne, hunne yesurne veya hunne yesrurne, hunne yadilne veya hunne yadlilne, hunne yemelne veya hunne yemlelne şeklinde telaffuz ederiz. Entum yamurruyla, entum temurrune, entum tefirrune, entum teşukkune, entum teruddune, entum tesurrune, entum tadillune, entum temellune şeklinde doldururuz boşlukları. Hum yemurru ile, hum yemurrune, hum yefirrune, hum yeşukkune, hum yeruddune, hum yesurrune, hum yadillune ve hum yemellune şeklinde doldururuz. 2. alıştırma, aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen muzaaf fiillerin uygun mazi formlarıyla doldurunuz. Yani boşlukları muzaaf mazi ile dolduracağız. Hum, parantez içerisinde merra var. Hum merru alessuqi. Hum çoğul, merruda çoğul, tabi her ikisi de eril. Sabbat tullabul ma'a fil hadikati, fiille başladığımız için bu tekil geliyor. Dolayısıyla sabbat tullabul ma'a fil hadikati şeklinde oluyor. Burada bir değişiklik yok. Hunne ma, parantez içerisinde, şekke fi sıhhati validihinne, hunne mâ şekekne şeklinde idgamsız versiyonu geliyor burada mazinin. Hunne mâ şekekne fî sıhhati vâlidihinne şeklinde dolduruyoruz boşluğu. Parantez içerisinde kassa, sonra attalibat, kasasal enbiyâi şeklinde geliyor. Attalibat dişil olduğu için bu kalıbı, muzaaf kalıbı da dişilleştiriyoruz. Yani kassat, attalibatu kasasal enbiya şeklinde
telaffuz ediyoruz. Cümleyi bu şekilde kuruyoruz. Ene parantez içerisinde medde ileyhi kalemi. Ene medettu ileyhi kalemi şeklinde dolduruyoruz. Üçüncü alıştırmamız. Aşağıdaki boşlukları parantez içerisinde verilen muzaaf fiillerin uygun muzari formlarıyla doldurunuz. Yani buradaki boşlukları muzarilerle dolduracağız. Tabi muzaaf fiillerinden olmak koşuluyla. Fiillerin tümü birinci kalıptandır şeklinde bir not var. El fetâtul kitâbel âne medde yemuddu şeklinde geliyor bu birinci kalıp. El fetâtu dişil, dolayısıyla burada temuddul fetâtul kitâbel âne şeklinde oluyor cümlenin kuruluşu. İkinci şık. El veledâni şemme râihete ta'âmi. Şemme yeşummu birinci kalıptan. El veledâni ikil. Dolayısıyla el veledâni yeşummâni râihete ta'âmi şeklinde dolduruyoruz boşluğu. Üçüncü şık. Er ricâl şedde yeşuddu el hablel an. Er ricâlu çoğul. Dolayısıyla bizim muzari kipimiz de çoğul olmalı. Tabii ki er-ricalu eril olduğundan dolayı bu kipimizin de eril olması lazım. Er-ricalu yeşuddûnel hablel âne şeklinde doldururuz. 4. Sabbe el-âmilâtul mâ'e fil havdî. El-âmilât dişil. Dolayısıyla buna uygun olarak muzari kalıbımızın da dişil olması lazım. Tabi cümlenin başında olduğundan dolayı bunu tekil getirmemiz lazım. Tasubbul amilatul ma'a fil havdi şeklinde dolduruyoruz. 5. Ettilmizu adda el erkame emamel muallim. Adda yauddu. Ettilmizu burada eril ve tekildir. Bunun muzarisi yauddu şeklinde geliyor. Yani cümleyi şu şekilde kuruyoruz. Ettilmizu yauddul erkame emamel muallim. Dördüncü alıştırma, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez arasında verilen fiilin uygun emri hazır formuyla doldurunuz. Buradaki boşluklara emri hazırlar gelecek. Marra yemurru'dan enti o zaman murri şeklinde gelir. Enti murri aleyne fi tariqiki ile suqi şeklinde. Tabi bunu biz temurri neden yapıyoruz? Muzarat harfini hasfediyoruz. Sonra harfimiz harekeli olduğu için bir hemze getirmemize gerek yok. Sonra kalıbı cezimli duruma getiriyoruz. Bunun sonucu olarak da nunu düşürüyoruz. Murri şeklinde oluyor. 2. Entum şekke yeşukkudan. Entum şukku fi sıhhati hâzihil ahbâr. Teşukkûne'den yapıyoruz. Muzarat harfini hasfediyoruz. Sonra cezimli konuma getiriyoruz. Bunun neticesi olarak nun düşüyor ve şukku şeklini alıyor. Entum şukku fi sıhhati hâzihil ahbâr. Entumâ farra yefirru minel kelbi. Entumâ firra şeklinde geliyor. Tefirrani'den yapıyoruz. Muzarat harfini hasfediyoruz. Sonra nun gidiyor. Firra kalıyor. Entume firra minel kelbi. 4. Ente leffe yeluffu yeminen fi nihayeti şari'i. Ente luffe. Bunu teluffudan yapıyoruz. Muzarat harfini hasfediyoruz. Sonra muzarinin sonunu cezimli konuma getiriyoruz ki burada zammenin fethaya çevrilmesiyle gerçekleşiyor ve luffe şeklinde telaffuz ediyoruz. Ama idgamsız şekilde de kullanabiliriz. O zaman şu şekilde telaffuz ederiz. Ente ulfuf yeminen fi nihayeti şari'i. Entunne radde yaruddudan ala suali. Entunne rudne şeklinde telaffuz ediyoruz.
bu boşluğu rudne şeklinde dolduruyoruz. Bunu da terudne'den yapıyoruz. Muzarat harfini hasfediyoruz. Daha sonra rudne şeklinde telaffuz ediyoruz. İdgamsız biçimde de getirebiliriz bu formu. O zaman urdudne şeklinde telaffuz ederiz. Entunne urdudne ala suali. Beşinci alıştırma, aşağıdaki cümlelerin fiillerini emri gaibe çeviriniz. Fiillerin kaçıncı kalıptan oldukları cümle sonunda parantez arasında verilmiştir. Mellet elbenatu minel umuri, bu dördüncü kalıptan geliyor. Yani melle yemellu şeklinde telaffuz ediyoruz. Emri gaib getirmemizi istiyor. Tabi emri gaib yapabilmemiz için kesreli bir lam ile başlıyoruz. Li temellel benatu minel umuri. Li temellel benatu minel umuri şeklinde emri gaibe çeviriyoruz. Bu cümlenin başındaki bulunan mellet fiilini. 2. Zalletis saadetu, yine dördüncü kalıptan geliyor. O zaman zalle yazallu şeklinde geliyor bu. Başına bir kesreli mim getiriyoruz. Ve es-saadetu dişil olduğundan dolayı bu t ile başlamalı. Li tazalle es-saadetu şeklinde. 3. Kallel asdikâ'u fî hayâti. İkinci baptan geldiğine göre bu kalle yakillu şeklinde geliyor. Nasıl bunu emri gaibe çevireceğiz? Li yakille el asdikâ'u fî hayâti şeklinde. 4. Rannel hâtif, bu ikinci kalıptan geliyor. O zaman ranne yerinnu şeklinde geliyor. Başına bir kesreli mim getiriyoruz. Emri gaib yapabilmek için. O zaman li yerinne el hatifu şeklinde yaparız bunu. 5. Fekkel bakkalun nukude fekke yefukku, birinci baptan li yefukke el bakkalun nukude şeklinde emri gaibe çevirmiş oluyoruz. 6. alıştırma. Aşağıdaki cümlelerin fiillerini öznesine göre nehi hazıra ve nehi gaibe çeviriniz. Biliyorsunuz nehi hazır ve nehi gaibin başında la nahiye dediğimiz bir la getiriyoruz. Tabi ikinci şahıstan olursa o nehi hazır oluyor. Üçüncü şahsa dönük kalıpsa o nehi gaib oluyor. Bakalım, 1. Tazunnu talibetur racule fil mektebeti. Tazunnu talibetu dediğine göre bu üçüncü şahıs, yani nehi gaib şeklini alması lazım. O zaman şöyle yaparız. La tazunne attalibetur racule fil mektebeti şeklinde la nahiyeyi getirdik. Bu üçüncü şahıs olduğundan dolayı bu şekilde tamamlıyoruz cümlemizi. 2. Ente temurru bi sadiqikel yevm. Ente ile başladığından dolayı bu nehi hazır olacak. O zaman ente la temurra bi sadiqikel yevm şeklinde değiştiririz. Nehi hazır. 3. Yakussul muallimu kıssaten. Bu nehi gaib olacak. Çünkü el-muallimu şeklinde bir açık ismimiz var. Açık isimler üçüncü şahıstan sayılıyorlar. La yakussal muallimu kıssaten şeklinde nehi gaibe çevirmiş oluyoruz. 4. Yadillul veledu an tariqil medraseti. Bu da nehi gaib olacak. Dolayısıyla la-ı nahiye getiriyoruz ve la yadillel veledu an tariqil medraseti şeklinde değiştiriyoruz. 5. Teluffut talibetu ilel yesari. Burada da açık isim var. Yani üçüncü şahıs. Dolayısıyla nehi gaib
formunda gelmeli. Şu şekilde değiştiriyoruz. La teluffe at-talibetu ilel yesari. Yedinci alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Kassat ceddeti lena kısasan cemileten. Kassat ceddeti, ninem anlattı lene bize kısasan cemileten, güzel hikayeler anlattı. Kassa muzaaf fiildir. 2. El-atfalu yemfirrune minel kelbi. El-atfalu çocuklar, yemfirrune kaçıyorlar, minel kelbi köpekten. 3. Hel zehebte ilel hallaki naimen. Berbere mi gittin? Naimen, sıhhatler olsun. 4. La temurri emame babine. Kapımızın önünden geçme. 5. Firru minel harbi. Savaştan kaçınız anlamında. 8. alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çeviriniz. Köpek çocuğu ısırmadı. Adda ya'addu. Arapçada bu şekilde muzaaf bir fiil var. O fiili kullanmamızı istiyor burada. Isırmadı, bildiğiniz gibi olumsuz mazi. Ma adda el kelbu el velede. Veya lem ile olumsuz şeklinde getirebiliriz. O zaman lem ya'udda el kelbul velede şeklinde Arapçaya çeviririz bu Türkçe ifadeyi. 2. Çayı fincana dökme Ali. La tasubbe eşşaye fil fincani ya Ali şeklinde çeviririz. 3. Dedem uyumadan önce bana bir hikaye anlatır. Yakussu ceddi aleyye, yani dedem bana anlatır. Kıssaten, bir hikaye. Uyumadan önce, kablen nevmi. Yakussu ceddi aleyye kıssaten kablen nevmi. 4. Günler hızla geçiyor. Temurrul eyyamu bisur'a. Marra yemurru muzaaf fiil. Bayramınız kutlu olsun. Kullu amin ve entum bi hayr. Ramazan bayramınız kutlu olsun. İdu fitrin mübarek. Kurban bayramınız kutlu olsun. İdu adha mübarek. 8. Şükürler olsun. Sağlıcakla geldiniz. Elhamdülillah aleselame. 9. alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimenin irabı hakkında hangi seçenekteki bilgi doğrudur? Medde Rasulullah yedel auni lil fukarai. Burada yede meful oluyor. Mefulun bih mensuptur. Ayrıca yed muzaf, el auni ise muzafun ileyh oluyor. Dolayısıyla el auni kelimemiz muzafun ileyh mecrurdur cerri kesreyle. Nerede görüyoruz bunu? A muzafun ileyh mecrur cer alameti sondaki kesre. Evet, bu cevap A. Diğerlerine bakalım. Car mecrur, yani harfi cerle mecrur değil. El-aun harfi cer zaten burada. El-auni de yok. Dolayısıyla mecrur da olmuyor bu yönüyle. C mefulun bih olmaz. Mefulun bih yede kelimesidir. D fail, fail de değil çünkü Resulü kelimesi faildir. E muzaf, muzaf değil, muzafun ileyhtir. 10. alıştırmamıza, 10. sorumuza bakıyoruz. La tefirra minel mes'uliyeti. Yukarıdaki cümlede tefirranın irabı ile ilgili hangi seçenekteki bilgi doğrudur? A tefirra muzaf fiil, mazidir. Yanlış. Muzaaf fiil olsa da mazi değil, muzaridir. Dolayısıyla bunu hemen eliyoruz. B'ye bakalım. Muzari fiil, başındaki nehi ilası dolayısıyla meczum, cezm alameti, fetha.
bu kalsın. C başındaki nefi lası diyor. Başında nefi lası değil, nehi lası var. Bunu da eliyoruz. D muzaaf fiil, muzari, üçüncü şahıs, dişil. Burada dişil değil, ayrıca üçüncü şahıs da değil. Bunu da eliyoruz. E'ye bakalım. E muzari fiil, ikinci şahıs, tekil, dişil. Başındakiyle burada dişil değil çünkü dişil olsaydı tefirri şeklinde gelmesi gerekirdi. Dolayısıyla bizim doğru cevap B seçeneğinde bulunuyor. Yani muzari fiil başındaki nehilası dolayısıyla meczum ve cezm alameti sondaki fethadır diyoruz. Sorularla devam edelim. Birinci soru, aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar için dini bir bayram ismidir? Eidul Milad, bu doğum günü anlamında değil. Eidul Fitr, Ramazan bayramı, bu doğru cevap. Eidul Mevlud, bu da doğum günü anlamında. Eidu Şemmin Nesim, bu eski Mısır'da kutlanan bir bayram, bu da değil. Eidul İstiklal, bu da İstiklal bayramı. Doğru cevabımız B seçeneğinde mevcuttur. İkinci soru, muzaaf fiilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A yapısında hemze bulunan fiillerdir. Biz buna mehmuz diyorduk. B yapısında illetli harf bulunan fiillerdir. Buna mutel diyorduk. C ilk harfi illetli olan harflerdir. Bu da değil çünkü buna misal diyoruz. D son harfinde hemze bulunan fiillerdir. Bu da mehmuzul fa. Bu da yanlış. E'ye bakalım. Yapısında şedde bulunan fiillerdir. Bu doğru cevap. Muzaaf fiillerin yapısında şedde bulunur. Doğru seçeneğimiz E. 3. Aşağıdaki muzaaf fiillerden hangisi muzari olumsuz olarak çekimlenmiştir? Le yasubbu, li yasubbe, la tasubbe, la yasubbe, me sabebtu. Muzari olumsuz dediğine göre bizim A seçeneğini işaretlememiz gerekir. Çünkü la tasubbe buradaki nehyi hazır oluyor veya nehyi gaibe bu şekilde. La yasubbe olmaz. Burada da nehyi gaib. Ma sabebtu. Burada olumsuz bir yapı olsa da burada muzari olumsuz yok. Çünkü sabbebtu bu mazi bir kiptir. Dolayısıyla doğru cevabımız la yasubbu oluyor. Dördüncü soru, murra ifadesi aşağıdaki formlardan hangisinde çekimlenmiştir? Murra hemen aklımıza emri hazır gelmeli. Doğru cevap C seçeneğinde emri hazır. 5. Aşağıdaki muzaaf fiil çekimlerinden hangisi nehy-i gaib formundadır? La yesurru, la nesurru, li yesurra, surra, la yesurra. Burada cevabımız E seçeneğinde mevcut. Çünkü nehilası muzari fiili cezim konumuna getiriyor. Buradaki cezim de zammenin fethaya çevrilmesiyle gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız E seçeneğinde mevcutken A, B seçeneklerine baktığımızda buradaki la'ların la-ı nafiye olduğunu dolayısıyla nehy-i gaib formlarında olmadığını söylüyoruz. Altıncı soru, aşağıdakilerden hangisi kassa fiilinin huve zamiri için emri gaiptir? Emri gaib yapabilmemiz için başında bir li gelmesi lazım. Nerede görüyoruz bunu? A seçeneğinde görüyoruz. Liye kussa emri gaiptir bu. Diğer ışıklarda emri gaib formu yoktur. 7. Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi anlam olarak geçmiş zamanın olumsuzunu gösterir? La taudde, B lem taudde, C la tauddu, D li taudde, E me teuddu. Geçmiş zamanın olumsuzunu gösteren burada lem teudde kalıbıdır. Çünkü lem
başına geldiği muzarinin anlamını olumsuz maziye çevirir. 8. لِتَشُكَّ فَاطِمَةُ فِي النَّاسِ حَوْلَهَا. Yukarıdaki cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? لِتَشُكَّ فَاطِمَةُ Fatma şüphe etsin. فِي النَّاسِ حَوْلَهَا Etrafındaki insanlardan şüphe etsin, şüphelensin. Bunu nerede görüyoruz? Hemen şüphelenmesin, eliyoruz bunu. Şüpheleniyor, eliyoruz B'yi de. Şüphelensin, bunu bırakıyoruz. Şüpheleniyor, burada da böyle bir anlam yok. Lite şükkeyi karşılayacak. Şüphelenme, burada da böyle bir karşılama söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız C. Fatma etrafındaki insanlardan şüphelensin. Lite şükke. Emri gaip. 9. Bütün sorulara cevap verme ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? La terudde ala kulli sualin. Cevap böyle olmalı. Bakıyoruz. Liyerudde. Bu emri gaip. Yani bizim aradığımız kip nehi hazır olmalı. La yaruddu burada da yok. Teruddu bu normal bir muzari fiil. La terudde işte aradığımız bu. La terudde ala kulli sualin nehi hazır kipinde gelmiş. Lem terudde bu ise lem ile olumsuz mazi anlamında. Bu sorumuzun cevabı D seçeneğinde mevcuttur. Son sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bayramlara özgü bir tebrik ifadesidir? Sabahul hayr, ba'idun mübarek, tusbihu alel hayr, şükran cezilen, naimen. Doğru cevap idun mübarek yani B seçeneğinde mevcuttur. Sabahul hayr günaydın anlamında, şükran cezilen çok teşekkür ederim anlamında, tusbihu alel hayri iyi geceler anlamında, naimen ise sıhhatler olsun anlamındadır. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hoş kalın, çalışmayı ihmal etmeyin.